Acaba ben bunu fındık buruna mı versem? Telefon da kırıldı, kıyamam. Tolgalara giderken de bırakırım. Mis gibi telefon işte. Madırım! Şu kullanmadığın telefonunu ben bir arkadaşıma versem olur mu? Oğulcan oğlum ne diyorsun anlamıyorum. Yeni de mi üretiyorsun beze hadi? Dur dur Oğulcan ne yapıyorsun ya? Sen şimdi bu telefonu Afra'ya veriyorum desen gönülden girecek, Orhan'dan çıkacak. Sonuçta Oğulcan'cığım biz söyledik mi? Söyledik. İçimiz rahat mı kardeşim? Benim rahat, benim de rahat. Tamam o zaman ya. Oğlum hadi. Geldim. Lan ne ya? Bütün bezlere böyle kokmuş. O ne öyle? Ne yapsaydım? Açamadığın telefonunu mu arasaydım? Ya da ne bileyim kapıya tıklatıp annenle mi sohbet etseydim? Hangisini isterdin Afracığım? Yok, iyi yapmışsın ya. Doğru söylüyorsun. Neye borçluyuz bu taş atma olayına? Ya senin geçen gün telefonun kırıldı ya. İşte ben de yeni telefon alana kadar annemin eskisini getireyim dedim. Ya. Gerçekten mi? He, gerçekten. Çok tatlısın. Tatlıyımdır. Yani herkes öyle der. Bunun şarjı yok ama ben de buna uygun bir şarj aleti var. Ben hallederim. İyi tamam. Sen halledersin o zaman. Yalnız annemin içinde böyle ıvır zıvırları olabilir. Sen istersen onu... Afra! Öyle... Kızım! Ne yapıyorsun burada? Kız içeride ders çalışmayı bekliyor. Seni bekliyor. Ne yapıyorsun? Odamın camı açıktı. Ödevim dışarı uçtu sandım. Ona bakmak için çıktım. Nerede acaba diye. Çok kötü bir yalan. Kızım sen salak mısın? Daha ödevine sahip çıkamıyorsun. Sen okulda kendine nasıl sahip çıkıyorsun? Gir içeri. Allah Allah. Gitti. Fırçayı sen yedin ama yine ucuz atlattık ha. Sen istersen Leyla'yı daha fazla bekletme. Bir de hasta olmanı istemiyorum. Üşümeden gir. İçeri. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kayıyor. Kayma dikkat et. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.